makineden uzak duracağız. En az 5 kişi gitti. Gidebilir. 50 kişi de gidebilir. 500 kişi de gidebilir. Yani benim için boş. Şu an görünüyorsun abi bende. Tamam. İyice büyüklesin sen de oyunu. Yüklü şu an, evet. Daha... Evet, tamam. Geldin mi? İfşalandık. Haydi, koyduklarımız ahşap mı çıkıyor? Dur bakayım. Non. Okay. Haydele. Bu önceki beyazla bu beyaz farklı beyazlar mı acaba? Veya şu beyaz mıydı acaba? Hayır, bu da değilmiş. Acaba bu hangi beyaz? %90, 91 mi yapmıştık acaba biz bunu? Öyleydi sanırım. Evet, %91 %91 abi, evet, tamam. Lady'in birini banlamış. Aa, bir şey iniyor, bir şey iniyor. Lan dur, parçalamayın oğlum, o özel item lan. Anya. Oğlum kala kala burası mı kaldı aletin? Emre abi. Paraşütlenen eşya vardı ya. Gördüm, Evet o. yayından bakıyorum. Evet abi, o artık bayağı bölündü yani. Vursalardı keşke, daha az hasar Değil verirdi. mi? Keşke paraşütü vursalardı direkt. Neyse, yapacak bir şey yok. Ne oluyor, kendine patladı diyor. Ya arada böyle unknown item diye bir şeyler geliyor ya. O gümbür dedi. Yani onu vurdu bizim yaratıklar da, yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi şu zımbırakları bir durduralım be ister. Abi interaktif ekranları kapattım. İşlemciye yük bindirecek ne varsa iptal ettim. Şimdi sevgili Rafinere, sana tekrar bir şu reaktörü vereyim ben. 600 adet üretsin. Şimdi bana büyükçe bir şey lazım. Platform lazım. Şeyimi yapabilmem için, o büyük maden gemimi yapabilmem için. Onun için de acaba şurada yer altını kazıp direkt ondan mı başlasam o işleme ben ya? Yeraltı için sana gemi yapıyorduk ama mahvettik. Yok. Ya yer altı için de direkt üstüne mi devam etsem? Ya buradaki bu hangarı yapmak istiyorum ama sanki önce şeyi yapmak daha iyi olacak gibi. Şu büyük maden gemisini önce tamamlamak sanki daha iyi olacak gibi. Aynen öyle yapayım ya. Ben şurayı olduğu gibi bir büyüteyim. Reaktör odasının önünü şey yapayım değil mi? Evet. Burayı olduğu gibi şeye çeviriyorum abi. İnşaat bölümüne çevireceğim burayı odayı. Olur. Hatta bir dakika, evin bu tarafı. Oo, aslında bir dakika. Evet, evin şu tarafını çevireyim. Tamam. Bir dakika. Ha, evin ahın da bu tarafını çeviriyorum şu an. Emre abi ne oluyor orada? Dedim kaldırıp bir yere koyabilirsem altını düzeltir. Vallahi nereden baksan niye koymuşsun abi ya? Kalkmıyor işte. Bütçe etmiyor. Abi şey yap. Şu motorlardan birkaçını daha çevir, ne bileyim. Bu arka motorun elektrikli cafcaflı cufcuflu bir şeylere dönmüş, senin haberin olsun. O mahvoldu zaten. Evet.
Haydi, hala drop mu atıyor yayın ya? Şu an 1653. Şu an sabit gibi. Evet, şu an iyi gibi. Onun 603. Yeni bir açıp kapattım, ben yaptım. Yok, sizden dolayı değil ya. Şu an açtım yana istatistikleri ama bakalım. Jetpack yakıtı dedik değil mi? Bir dakika. Ben senin gemiyi alabilir miyim? Hangisini abi? Şu yeni yaptığını. Neyi? Şu yeni yaptığın malzeme gemisi var ya, montaj gemisi. Ha, al abi. Ama şey... Onun ucundaki montajı sökme yapacağım da o yüzden. Ha yok, şeye lazım olacak abi. Bak şu an şurası var ya. İstersen onu al abi. Burayı örelim hemen. Ondan sonra istediğine çevir onu. Ben de maden gemisinin inşaatına başlayayım burada. Tamam. Ben sen ona demirini çek şeyden istersen. Gerçi içinde bir 15-20 bin falan demir var onun. Yeter gibi büyük ihtimalle de. Buraya böyle yapalım. Genişçe, düzgün, güzel bir alan. Rahat rahat burada çalışırım. Şu an bir nevi atölye olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar burayı. Yani gemiyi bu zeminin üzerinde inşa etmeye başlayacağım. Emre abi ne yapıyorsun? Sen bunu nasıl... Ne? Onun motorları niye çalışmıyor? Çalışıyor da P'ye basman lazım. Bir de bataryası reşarjdaydı en son onun. Şu an auto'da ama. Auto'da işte. Şu an ayırırsam P'ye basıp uçabiliyor olması gerekiyor onun. Ayak mı bağlı şu an? Evet, ayak bağlı şu an. Heh. Tamam. Biri daha banlandı. Moderatörler... Ne abi? Space hayırlı geldi yayına. Evet. Vallahi bir gram umurumda değil. Yani... Millet eşek değil. Dinlesin söyleneni. Bu arada 76.000 işlenmiş demirimiz var. Bayağı bir şeylere yeter gibi. Yayından izliyorum da. Tam sana diyecektim ki güzel kalkıp iniyor ama baş aşağı verdiğin zaman yıkılıyor. Abi. Abi. Ama senin bu gemilerinde kesin bir sıkıntı var. Hatırlarsan diğer sevde de aynı şekilde patlıyor. Abi ama ben uçuruyorum bunları bak. Yani aslında ben uçurabiliyorum. Ama sen bununla montaj yapmadın. Montaja başladın, baş aşağı gitti. Yaptım. Abi ben belli bir açıda eğiyorum bunları. Neyse, kolu bacağı daldı hayvanın. Yapacak bir şey yok. Bacak bir şey bırakmadık be. Allah'ım yarabbim. Anam 12.000 ne? Ne? Oha, yere düştü şuraya... hepsi. Bir tane şey yapalım ben. Ay. Parçalamış aracı diyor. Evet, uğraş bizlere ömür. Olsun, yapacak bir şey yok, olur. Ya ben şurada ufaktan birkaç parçayı kurmaya başlayayım.
Emre abi. Arkadaş orada bile vurdu. Arkadaşlar galiba Emre abinin amacı ifşalandı. Topu da bana atma. Dün akşamki hain planlarının hepsini biliyorsun. Ama abi şimdi onlar Mete'ye yönelikti yani. Şuradaki güzelin gemiye ne yaptın peki? Manda ağzımda kaldı diyor. Yavaş ya, yavaş. Ne abi? Güzelim gemiyi mi parçaladı? Hangi güzelim? Orada bir tane renk cümbüşü vardı. Abi işte yani Doğa o kadar rengi kaldıramadı abi. Doğa anaya bir hakaret deyip götürdüler onu. Emre abi muska tak diyenler var. Emre abiye muska heykeli yapalım değil mi oyunda? Allah'tan şeylerimiz iyi. Elimizdeki alet edevat yüksek kalite de evet. Hızlı hızlı kurup şey yapabiliyoruz. O uranyumla şeyi bulmam. Ana. Ben bugün gene bir uzaya çıkacağım abi zaten. Uranyum şey gibi çünkü. Yani çok uzun vadede bizi kotarmayabilir. Bir uranyum lazım olacak yani bize. Ben kaçıyorum Banhammer sana hemen. Görüşürüz Burcu. Görüşürüz Burcu. Neden base'imiz hep beyaz, mavi ya da siyah yapsak? Dostum beyaz ve kırmızı hataları en rahat algılayabildiğin, en rahat konsantre olabildiğin renklerdir. Laptopu update'lemen mi lazım? Telefondan bekliyoruz seni. Hiç bahane yok. Hiç bahane yok. Bağışın görünmedi mi? Aa bir dakika, evet donate'in var senin. Bir dakika. O niye çıkmamış harbiden ya? Burada bir gariplik var. Bir dakika dostum, bakıyorum. Bir repeat atalım. Allah Allah. Bir saniye. Patlamaları görmek eski günleri hatırlattı Olley be demiş. Sana da Olley be. Teşekkür ediyorum donate için. Sağ olasın. Bu arada chat şu an şeyi takip ediyorum. Drop geliyor mu gelmiyor mu falan feşmekan. Uzun vadede tekrar şey yapmaya başlarsa ufak bir bitrate değiştirmesi yapıp tekrar vereceğim yayına. Ahşaptan gemi yapmış, düşünce de nasıl? Abi bir kere benim ahşap gemim gayet şekil çukuldu yani. Rica ediyorum. Bizim hangar ne oldu? Dostum hangar için daha fazla malzeme lazım. Ve daha büyük gemiler lazım. Daha devasa şeylere ihtiyacımız var. Şimdi... Eyvah, her şeyi mi beyaza çevirdim ben? Ay, Emre abi, rengi farklı olan şeylerin hepsi az önce beyaza döndü, haberin olsun. Fark etme. Tamam. Toplam üretme sınırlarını kırmızıya çevirdim geri. Bir tek onu kırmızıya çevirmen yeterli. Aynen, onu kırmızıya çevirdim, sıkıntı yok.
Şimdi chat, burada hava kararıyor. Burada hava kararıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek. Aslında hiçbir şey demek değil. Ama bir şey önemliymiş gibi konuşuyorum şu an. Bir dakika. Bir saniye. Şu ATM'leri iptal edelim. Ve likes. Buna ne lazım? Construction comp lazım. Burada da ufak bir depomuz var. Buradan alalım. Orada sadece metal var abi bildiğim kadarıyla. Geminin söktüğüm parçalarını da aldım ya. Tamam. Bak tefek işine yarayayım. Ben şöyle genel olarak bir aydınlatma şeyleri dikiyorum abi. Bunları sonradan genişletiriz. Mouse kayık. Oğlum şunu diyeni de banlayacağım. Çok az kaldı. Şimdik. Şunları bir mouse kayık derken ne diyorlar? Ben niye fark ettim? Bilmiyorum. Hayır, onlara alakadar eden bir durum yok zaten yani. Hani mouse'un nerede olduğuyla alakalı. Çünkü oyunun %90'ında mouse'u görmüyorlar zaten. OBS'in son sürümünde bir hata peydahlandı abi. OBS'in son sürümünde şu an şey görünüyor. Mouse benim tuttuğum yerde görünmüyor ekranda. Halbuki benden kaynaklı bir olay değil yani, yazılımdan kaynaklı bir olay. Mete'yi ne zaman tuvaletiyle uçuracağız? Az kaldı. Direkt base'i gemiye çevirsek. Vallahi dostum, bu base'i ileride zaten uçurmaya niyetim var yani. Ama sonradan. Ya bu base'i olduğu gibi uzaya taşımak gibi bir planım var, evet. Ama onun için ilk önce o tarafı güvene almamız gerekiyor. Şimdi. Landing gear. Şimdi. Burayı tamamlayacak. Nereye abi? Ya orayı tamamlayacağız da şu an evle tek tek gel git yapmak istemiyorum abi oraya açıkçası. Tamam. Asteroide motor tak, base'e vurdur. Asteroide motor takıp hareket ettiremiyoruz ya. Bu oyunun tek tük eksiklerinden birisi bu ya. Vallahi. Şimdiki chat. Abi devasa bir maden gemisi olsun istiyorum bu. Bu yüzden ne yapacağız? Küp yapacağız. Küp yapacağız. Nihai küpümüzü, nihai maden küpümüzü inşa edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ve bunun bayağı büyük olması gerekiyor. Yani ciddi anlamda büyük bir şeye ihtiyacımız var. Buna hiçbir şekilde hidrojen motoru falan koymayalım. Değil mi Emre abi? Paso nükleer motorla çalışsın bu. Aynen. Aynen. Bunu anca nükleer paklar zaten böyle büyük bir şeye. Ona nükleer batarya, nükleer batarya. Aynen öyle. Bir de base'e bağlantı kurdumu, base'i de emikletiriz. Tamam, yeter sonra. Ha, şu ATM'lere bakıyordum değil mi bir arada? Bir dakika, o değil, şu. New offer. Şimdi ben bir şeyleri nasıl satacağım burada? Sen. Emre abi bak, satmayı bulamıyoruz abi. Bir şeyleri satmayı bulsak sıkıntı kalmayacak aslında. Ya ben bunu bugün videolarını izlediğimde buralar boş gelmiyor adamlarda. Olmadı, yayından sonra seninle bir yeni sorular açıp... Ha, ekonomi artırken direkt değil mi? Hı hı. Evet, olabilir. Olabilir, deneyebiliriz. Chat, şimdi ilk önce geminin omurga kesimini kuruyoruz. Omurga kesiminin sağlam olması önemli bu gemi için. Çünkü ihtiyacımız olacak. İhtiyacımız olacak. Çok fazla ağırlığı taşıyacak ve bunu şey gibi yapamayacağız. Şimdi bu gemi nasıl olacak biliyor musunuz? Bu gemide malzemeleri şey yapmayacağız. Şimdi şuradan bunu bağlayıp da getiriyoruz ya. Böyle devasa bir gemiyi tutabilecek böyle bir sağlamlıkta mekanizma yok.
O yüzden bunun base malzeme taşıma sistemi minareden at beni in aşağı tut beni mekanizmasıyla çalışacak. Tamam mı? Daha önceki Space Engines yayınlarımızda burada olanlar az çok şu an anladı ne demek istediğimi. Onun geliştirilmiş bir versiyonunu yapacağız ve bununla birlikte sıkıntı yaşamadan götüreceğiz. Zekici bir taktik. Evet. İşe yarayacak. Güvenin bana. Market olayını çözdüm. Yeni bir map lazım ki yeni gelen istasyonlar spawn olsun. O istasyonlarda takas yapılabiliyor ve ha. Emre abi yeni istasyon lazım falan diyorlar. O zaman hiç uğraşmasak mı? Abi ya bunda bu kadar şey yaptık, ben salmak istemiyorum bunu açık diyeyim. Yani iki tane gemi satın alacağız diye. Olmadı ileride yani şeyin bir yöntemini bulurum. Bağlam gemi. Burayı olduğu gibi yani bir şekilde kopya edip yeni bir sunucu açıp oraya aktarmanın bir yöntemini ararım ben. Yani gerekirse string kodlarını falan geçiririm. Bakarız bir şekilde. Bu arada geminin ön tarafı burası olmuş. Chat. Evet, farkında olmadan geminin ön tarafını burası yapmışız. Okey, tamam. Yapacak bir şey. Hatta belki daha iyi. Marketlerde maden veya seviye 2-3 aletler oluyor diyor. O zaman gerek yok zaten. Bizde hepsi var. Yani biz hepsini yapıyoruz zaten. Biz almak için değil, bize satmak için evet, lazım. Evet, daha çok satmak için bize. Görevleri yapıp biz satıp o kredilerle gemi alacağız. Bizim başka derdimiz. Sessizlik kaydı alameti. Dur abi bir dakika, hesap yapıyorum. Hesabın sonu kötü diyor chat. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok chat. Bu gemi bu kadar büyük motorlu uzaya çıkar. Hayır çıkamaz. Çünkü atmosferin belli bir noktasından sonra oksijen ememez. Oksijen ememeyen atmosferik motor da düşer. Hani İleride şeyi upgrade edersem anca belki, belki yaparım onu. Hidrojen veya doğrudan pulse engine, hani onları upgradelersem evet olabilir ama şu an için hayır. Hayır o değil de sen dün akşam gemiyi nasıl parçalamadan hangi gemi? Nasıl sekmeydi o? Ben bir şey yapmadım abi. Maden gemisiyle geldim bir sektin ya yeri. Ha. Abi öyle çok kurcalamayalım. Onlar özel yeteneğim benim. Şimdi ne
chat. Eyvah. Hop. Hidrojen bitiyor, tüpün yok. Evet, fark ettim. Bayağı yediğimiz var. Var var, bayağı var. Ki buzumuz da var. Yani şu an o onlardan yana herhangi bir sıkıntımız yok. Helicarrier yapıyor diyor. Helicarrier totomu yesin benim. Daha güzel olacak ondan. Size soruyorum, eski sev mi yeni mi? Eski yeni. Biz eski yeniciler. Dünyanın Toto Deli videosunu hatırlıyorsunuz mu? Birkaç sene önce çekmişti diyor. Önce Beyazdağ'ın zirvesi olduğu için gemiler neyse çıkamıyordu. Evet. O yüzden bunda sadece atmosferikler olmayacak. Yani pulse engine'ler olacak. Onları destekleteceğiz. Ama ağırlıklı olarak atmosferiklerle hareket edecek. Evet. Bu arada bu o sev bahsettiğiniz sev bu sev. Ha evet. Değişmedi. Sadece aşağıda base buldu. Yani şu dağın üstündeydik. Bir dakika, hangi dağydı? Şu dağın üstüne gitmiştik ama orada oksijensiz kalıp şey yapınca buraya geldik. Sevgili chat, sevgili evlatlarım, çocuklarım, yavrularım, bıcırıklarım. Biraz daha büyütmedim motorları. Büyüteceğim abi zaten. Uzaya çıkacağımız gemi belli oldu yani. Yok abi dur. Yani belki ucundan azıcık upgrade ederim bunu ona da. Ya bu o değil şu an hayalimde.
Yüyen içinde daha eriteni patlatmadan kullanabilecek miyiz? Belki. Belki de. Şimdi. Emrah abi. Efendim. Aklıma ilginç bir şey geldi. Ne geldi? Abi bittiğinde var ya. Çok çok fena bir şey olacak. Şu an geminin her çığlıklarını duyuyorum diyor. Hayır. Hayır chat. Alakası dahi yok. Şimdi. Tamam bu nazar boncuğu. Bu nazar boncuğu. Emre abi naçizane seksi bedenim nereye uçtu gördük mü? Ha burada. Burada burada. Allah Allah. Gün gün vuruyor ya. Motorları yapayım mı ben ya? Olabilir, şey yapabilirsin abi.
Şu an farklı bir şeyin hesabını yapıyorum ben. Kötü bir hesap değil, şu an gayet düzgün. O motorun inşası yarın biter mi? Hayırlısı. Motorlar bitti mi be? Bundan sonra tahmini hangi öne geçeriz? Dostum, bundan sonra tahmini olarak Space Engineers'a geçebiliriz. I'm not the one who's running out of time.
Abi geminin önünde bir blokluk kısalmaya gideceğiz. Motorlara dokunmadan sizde sıkıntı yok. Yok, motorlarda sıkıntı yok abi. Biri bitti. Tamam, güzel. İkinci de bitti. He? İkinci de bitti. Tamam. Çok motorla şey yiyor. Üretime sok abi tekrar. Yo, soktum da üstümde bir kere de bitiremiyorum. 1000 motor üstü, tamam. Maksimum 400 taşıyabilir. Az. Gerçek bir şaka. Madenlere tek girişte emebilen bir kutu. Dağları yok edecek. Dağlara öyle bir şey yapacağım ki, şu gördüğünüz dağları eritecek, yok edecek. Onun altına da bir tane rotor koysaydın ya Fatih. Neyin altına abi? Bunları bağladığın yer var ya. Oraya da rotor koysaydın da direkt rotoru çevirdiğinde şey gibi şu Emre abi, metro hesaba... için kazan tüneller var ya. Ha, ama şunu hesaba katmıyorsun. Metroyu kazan tüneller yere sabit bir şekilde kazıyor. Biz havada uçan bir aracız. Onun dönerken oluşturduğu her ivmelendirme bizi sağa sola vuracak içeride. Yani şöyle düşün. Yaklaşık, anlıyorum. Hani bir 7-8 milyon kilo civarında bir ağırlığa çıkacağız ki minimum evet. Olarak. Yani, büyük gönülde sıkıntı olabilir. İşte yerden yere vuracak. Ben küçüklerde yaptım sıkıntı. O yüzden mümkün olduğunca stabil bir şekilde çalışması gerekiyor. Ya o benim de aklıma geldi ama. Ey, bunun şeyini unuttuk. Abi kendini yok etmesi iyiydi. Etmeyecek. Abi bizim gezegen delik açacak bir maden aracı yapacaktık, ne oldu ona? Günaydın gülüm. Şu an yapıyor.
4 büyük motor tamam. Tamam abi. Koltuk mu o? Evet, o bir koltuk. Bu arada hidrojenimizi bir yenileyelim chat. Bayağı pür dikkatsin. Acayip bir şey gelecek ortaya. Yani şu an ben kafamda canlandırabiliyorum ama siz bittikçe görebiliyorsunuz. Uçacak mı bu? İçinden geçecek. Kendi kendine çıkacak o da. Dalga geçmez misin arkadaşım ya? Allah Allah. Şimdi. Bu yeni İstanbul Havalimanı sığmaz. Boşarlı 1000 ton kesin. Boşarlı ne kadar bilmiyorum. Göreceğiz onu inşa ettikten sonra görebiliriz ancak. Burası da okey. Şimdi...
Olası bir durum için zırhlandırılacak mı? Dostum, bu cihazın temel görevi şey, maden, madencilik. Yani zırhlandırmaya gerek olacağını pek zannetmiyorum açıkçası. Bak ama bu face. Emre abi, senden dolayı mı koyamıyorum ben? Emre abi? Chat, yayın var mı? Var. Var valla. O zaman Emre abi de bir şey var, bir durum var şu an. Emre abi birazcık itelim. Geldim. Hoş geldin abi. İnce hesaptan PC toplanır mı, güvenilir mi? Vallahi bir şey diyemeyeceğim dostum, kendim bir şey almadım oradan. Yani şimdi güvenilmez derim güvenilirdir, güvenilir derim dolandırılırsın. Yani yorum yok, yorum yok. Arkadaki iticeğin yanına kargo kutusu koy. Hehe oldu, içine tüküreyim güzelim tasarımın. Like a bird, bitch. I don't even want you now. You can go live on the curb, bitch. Like, like, I've been there.
GTX 970 yetiyor mu sana, sıkıntı çıkarıyor mu oyunlarda? Ya normal zamanlarda sıkıntı çıkarmıyor. Yani yayın kayıt mevzularında işte bazen sıkıntı oluyor da ona yapacak bir şey yok. Şimdi bakın, bu bizim güvenlik mezrumuz, tamam mı? Bu hizaya kadar geminin üzerine koyacağımız ve aşağı doğru bu hizaya kadar var olacak her teçhizat güvende olacak gemide. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Bu yüzden şimdi şuranın örümünü tamamladıktan sonra kutunun adını ne koyacaksın? Bilmiyorum, henüz karar vermedim. Şimdi. Emre abi. Buradayım. Şeyi yapacaksın mı? Bunlara devam ediyor musun sen yapmaya? Edeceğim. Tamam. Enerjim bitti. Burada kaldım da çıkacak yer aradım. Helikopter geri. Hayır. Nasıl mühendislik arkası bunu yapan patates kör oldu diyor. Daha dur, kör olma noktasına gelmediniz henüz. Ama geleceksiniz. Önceliği nereye? Abi nereyi buluyorsan yerdir. Arka kargo konteyneri ve reaktör falan öncelikle yer soruyorsan. Yani o matkap kısmını en sona bırakabiliriz. Yani son halinde birkaç küçük değişikliğe girişebilirim orada çünkü. Bunu hangi jiroskop düz tutacak? Mantıklı bir dizilim düz tutacak bunu. Aynı parçalardan iki bilgisayar topladım. Birini İtopya'dan, birini ince hesaptan. İtopya 6100, ince hesap 5400. Dediğim gibi dostum, bilemiyorum. Şimdi 5400 alırsan ama sonra cihazına bir şey olunca garantiye yollaman gerekirse, yollayamazsan ne olacak? Yani iyi araştır, düzgün araştır. Ucuz diye. Bak, başta 1000 lira ucuza kaçarsın, ondan sonra 3000 lira zarara girersin. Hani hepsini hesaba kat. Ya benim İtopya ile bir anlaşmam yok. İtopya'dan al da demiyorum sana. Hani alabileceğim bir sürü firma var. Bak, hepsine bak. Jiroskop odası lazım. Jiroskop odası yaparsan bu alet takla atar.
Öyle bir şey yok. Jiroskopu eş bir şekilde dağıtacaksın. Yani jiroskop bulunduğu bölgeye hakim olabilmeli. Hani sen böyle bir gemiye bu noktayı jiroskop yıkarak tamamını kontrol edemezsin onu. Merhaba, reaktörü aşağıdan besleyeceğiz. Haberin olsun. Üst kısmını kapatıyorum. Şeyler parçalanıyor ama neyse. Allah be. Ejektörün büyük gemi için olan versiyonu nedir? Konektör değil, kolektör de değil, konverso, o sen de değilsin. Allah Allah. Emrah abi, konektörü fırlatma özelliği var mıydı eşyaları? Konektörün yok. Yok mu, emin miyiz? Trovat yok mu? Bağlayıcıyla boşaltım yapabiliyorsun. Konektör yani. Tamam, okey. Sorunum buydu. Boşaltım yapabiliyor muymuş? Yapabiliyormuş abi. Allah Allah. Artık Emre abi bir kaysana orada. Bir denesene. Bir kaysana abi orada. Oradan da kay. E gideyim ben. Bence bir tanesini dene, ondan sonra koyayım. Yok ya, trovat özelliği vardı ya, aklımda vardı zaten de emin olmak için sordum abi zaten. Şeyde var yani, bizim base'dekilerden bakılabiliyor. Buna harcadığınız paraya yepyeni uzay mekiği alırdınız. Yepyeni alacağın uzay mekiğini tanımazsın. Seni yarı yolda bırakır. Uzay bu, boru değil. Erik toplamaya gitmiyorsun. Artık para harcamıyor. Ya evet. Bunun ağırlık atma durumu oluşmasında dünyaya ne olacak? orayı karıştırma şimdilik, dur. Toplama daha ucuza gelir. Gelmez, yok öyle bir şey. Erik toplamaya gitsek de kötü olmaz dursak da. Uzay yeri elbet galaksinin bir yerinde vardır. Yani evren büyük bir yer. Artık bizim nesle vurmaz tabii ama yapacak bir şey yok.